Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bütün enerjiyi şu anda Galatasaray yönetimi kim harcıyor? İkardi'ye değil mi? Evet. İkardi'yle yatıp, İkardi'yle kalkıyoruz. Nasıl Hı. Fener'de Arda'yla yatıp, Arda'yla yatıp, Aynı. Galatasaray'da da Icardi yatıp, İkardi'yle kalkıyor millet. Herkes ne istiyor? İkardi kalsın. Bakın Galatasaraylı kardeşlerim, İkardi'nin kalması Galatasaray'da zor. Çok istiyorum. İkardi, Ceko, Avubakar... Üf. Marka değeri. Tabii tabii. Tamam mı? Şimdi bunların kan ben ne istiyorum? Icardi Kazmiç bayıldığım bir oyuncu. Zor. Zor. Peki ne yapacaksın B Galatasaray yönetimi? Bütün enerjini sen daha hala Icardi'ye mi yöneteceksin camianın enerjisini? Abi sen ikinci, iki numaralı forvet adı almayacak mısın? İkinci santifor almayacak mısın? Alacaksın. Mecbur alacaksın zaten. Alacaksın. Git doğru. onu al gel. Önce onu al doğru. Al abi onu bir al. Kal sen cebine bir koy onu. Evet, evet. Bir dursun. Önelemede oynasın çıksın takıma uyum sağlasın. Doğru. İstanbul'da evine tutsun barkını tutsun. Bu iş hallet. Doğru. İki numaralı santraforu sen hallet abi önce. Sonra birine bakarız. Sonra birine bak. Yukarıdan peşini bırak demiyorum ben sana. İki numaralı santrafor iyi var. Ee, kim yazdı? Tibet Töre sağ olsun bana gönderdi. Bir, West Ham United'da oynayan e, Michael Antonio. 33 yaşındaki çok güçlü forvet. Bir de e, Roma'daki Shomurodov var. Shomurodov'la ilgili şöyle bir durum söz konusu ayrıca. Özbek vatandaşlığı da olduğu için mavi kart. Mavi kart statüsüne de girebiliyormuş. Bu ikisinden biri de ikinci forvet için aday durumunda. Ama bunları da mesela en azından bir an önce halletmesi gerekiyor. Yoksa yani ne yazık ki var bunlar. Hani ciddiye almıyoruz sonra yani ikinci eleme rakip kolay geçeriz diyoruz. E başımıza birçok kulübümüzün geldi bunlar vakti zamanda. Fenerbahçe'nin yani başına Vardan Vardar, geldi, geldi. Öster Romso Sutar. geldi, Osterşuns geldi Galatasaray'ın başına. Aynı şekilde haliyle bunları halletmesi evet, gerekiyor. Tuhaf, tuhaf takımda elendiğimiz çok oldu. Sonra ihale bir anda kalır yönetime de, hocaya da. Ondan sonra şampiyon bitirdiğin sezonun devamında daha Temmuz ayında sıkıntılı başlarsın. Gürültülü başlarsın. Gürültülü başlarsın. Ha. Yani onun için ikinci e, santra önce bir halletsin Galatasaray. Ondan sonra bire bakalım abi. İkari zaten Zaten orada yıkardığın işi ben sana bir söyleyeyim mi? Sezon başlayana kadar bitmez. Bitse bile yani, yani Galatasaray. Temuzun, 15 lirayı 20'sini bulacağını düşünüyorum. 20 yani, Temmuz civarı falan bulur. Ya inan bak geçen sezon da öyle getirmediler mi? Son dakika getirdiler ya. Evet. Son dakika flash transfer olarak geldi. Ee, ama bu tip adamlar işleri öyle kolay bitmiyor abi. Gidişler, gelişler, konuşmalar falan. Şimdi belki de sana şöyle söyleyeyim. Eğer duyduğumuz rakamlar doğruysa Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olabilir. Öyle olacak. Şöyle daha doğrusu Galatasaray tarihinin en yüksek maaşlı futbolcusu olacak. Evet. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray transferde büyük oynuyor. Japon yıldız için harekete geçildi. Sporta da Süper Lig şampiyonu Galatasaray yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de önümüzdeki sezon başarı hedefleyen Sarı Kırmızılar gözünü Alman ekibi Frankfurt'un yıldızına çevirdi. Takvim gazetesinin haberine göre teknik direktör Okan Burun rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde sürdüren Galatasaray, sezon sonu itibariyle Alman ekibiyle kontratı biten Japon yıldız oyuncu Daichi Kamada için harekete geçti. Jimbom 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japon yıldızın şartlarını soran ancak henüz resmi bir teklif yapmayan Galatasaray'ın bu transferde Avrupa'nın dev kulüpleriyle rekabet halinde olması bekleniyor. Bon servis e elinde olan futbolcunun adı İtalyan devi Milan başta olmak üzere birçok kulüpte de anılıyor. Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği de öğrenildi. Geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla 47 maça çıkan Kamada 16 gol atarken 6 da asist yaptı. Dün akşam spor dijital programına katılan Okan Burak'a da Daichi sorusu soruldu. Okan Buruk da bu soruya gerçekten çok beğendiğim çok yetenekli bir futbolcu. Onu takımda görmeyi elbette isterim fakat bu transfer kolay olmayacak. Görüşlü bir çok takım olduğunu biliyoruz fakat hala hiçbir takımla imzalamadı. Bakalım ilerleyen günlerde ne olur şimdiden bir şey diyemem açıklamasını yaptı. Taylan Antalyalı'da yolcu. Bon servisi Galatasaray'da olan Taylan Antalyalı için transfer teklifi geldi. Geçen sezon Ankara Gücü'ne kiralanan Taylan Antalyalı'ya Salt Lake ve New England takımı talip oldu. 28 yaşındaki oyuncu kariyerini bu yıl tatilde yaptığı ABD'de devam ettirmeye sıcak bakıyor. Görüşmelerin devam ettiği transferde Aslan'ın beklentisi en az 5 milyon euro. Galatasaray yönetimi cazip bir teklifle ayrılığa onay verecek. Galatasaray'dan da DHE'ye yoklaması Galatasaray'da bir sürpriz transfer gelişmesi daha yaşandı. Sarı Kırmızıların Fenerbahçe'ne temas kurduğu İspanyol kaleci DHE'ye için havuz yokladı ortaya çıktı. 32 yaşındaki Eldiven'in menajeriyle temasa geçen Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticileri yıllık maaş şartları hakkında bilgi aldı. Fenerbahçe'nin senelik 5 milyon euro maaş önerdiği ileri sürülmüştü. sarı Kırmızıların bu bedelle birlikte bonusların da yer aldığı bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Manchester United sözleşmesi sona eren ile yola devam etmek istemiyor. İngiliz devinin Inter'in kalecisi Onana'ya yakın olduğu öğrenildi. De Gea 2011'de Atletico Madrid'den United'a 25 milyon euroya transfer oldu ve 12 yıl İngiliz devinin formasını giydi. Manchester United'da 545 maça çıkan De Gea bunların %90'ında kalesini gole kapattı. Bana soracak olursanız böyle bir transferin gerçekleşmesi çok zor. Hem çok zordan ziyade bence gereksiz. Zaten kalede Muslera var. DH genç bir kaleci olsa tamam diyeceğim. DH ya da yaşlı bir kaleci. O yüzden Muslera'nın yerine geçebilecek bir kaleci değil. Hem geçen sezon Manchester United'da en çok kazanan oyuncuydu. O yüzden DH'nin maaşını ödemek çok zor olacaktır. Arabistan'dan da birçok teklif var DH için. Büyük ihtimal DH ya ya Manchester United'la bir yılda kontratını uzatacak ya da Arabistan'a gidecek. Galatasaray'dan orta sahasına teklif. Enzombele. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray rotayı İngiltere'ye kırdı. Gündeme bu kez Tottenham'ın Fransız oyuncusu Tanguy Enzombele girdi. 26 yaşındaki orta sahayı kiralamak isteyen cimbom teklifini Tottenham'a iletti. Enzombele için 1 milyon euroluk kiralama bedeli vermek isteyen Aslan sözleşmedeki satın alma opsiyonu yüksek tutarak iknaya uğraşıyor geçen sezonu Napoli ve önceki yılı Lyon'da kiralık geçiren yıldızın istikrar sorunundan kaynaklı endişe duyulduğu için bu yol tercih ediliyor. Oyuncunun yeteneğine güvenen teknik heyet Galatasaray'da eski günlerine döneceğini düşünüyor. 2018-19'da Lyon'da yaptığı çıkışla Tottenham'a 62 milyon euroya transfer olan Endombe'li İngiliz ekibinde 63 maça çıksa da beklenen etkiyi yapamamıştı. Zaniolo'nun da dönüş tarihi belli oldu. Fenerbahçe derbisinde attığı iki golle taraftarın gönlüne giren Zaniolo, sezon sonu İtalya milli takımını yolunu tutmuştu. Ardından 20 gün izin verilen 24 yaşındaki öncünün dönüş tarihi belli oldu. Zaniolo, 8 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak yurtdışı kampında takıma katılacak. Okan Burun'un en güvenli isimlerin başında yer alan Yıldız oyuncu şampiyonlar ligi elemelerinde hücum attığında takımın en önemli gol tehdidi olacak. Büyük ihtimal Zaniolo bu maçlarda en uçta forvette görev yapacak. Çünkü şu anda elimizde forvet kalmadı. Büyük ihtimal Zaniolo olacak. Sağ kanatta da Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum. Ayrıca Galatasaray'a teklif yayan Yıldız Zaniolo için 35 milyon eurodan aşağı bir rakamı kabul etmiyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.